Batum'un Old Tiflis denilen, yani eski Tiflis denilen yerinde kaldım. Burada genelde binalar iki katlı. Yenilemeler var, restorasyonlar falan yapılmaya başlamış. Yavaş yavaş gelişiyor. Yani çok kötü yerleri de var, çok iyi yerleri de var. Aradaki fark çok uçuk. Dağlar ile kilometrelerce uzayıp giden bir kumsal arasındaki geniş bir düzlükte kurulmuş bir şehir. Gürcistan özel bölgelerinden Acar Cumhuriyeti'nin başkenti olan Batum, şahane doğasıyla dağ ve denizi buluşturan güzel bir şehir. Gürcistan'ın birçok şehrinden daha kısa bir tarihi olmasına rağmen çekiciliği, mimarisi, huzurlu atmosferi, iyi restoranları ve gece hayatıyla Batum dikkatleri üzerine çekiyor. Ilıman bir iklime sahip olan Batum, tarih boyunca hep bir tatil bölgesi olmuş. Çarlık döneminde Rus generallerinin yazlık villalarına ev sahipliği yapmış. Sovyetler döneminde de yine bu ilgi devam etmiş. Bizim Karadeniz sahil şeridinden çok farklı olarak geniş düzlükleri ve upuzun plajlara sahip olan Batum, deniz turizmi içinde bölgenin ilgi merkezi durumunda. Türkiye sınırına yakınlığı, pasaport bile gerektirmeyen vizesiz ülkeler arasında yer alması nedeniyle Türkiye'den son yıllarda artan bir şekilde ilgi görüyor. Yanı başımızdaki Gürcistan doğal kültürel zenginliğine rağmen yurt dışı seyahatlerinde çok az tercih edilen bir ülke. Gürcistan'ın özel cumhuriyeti Acar'ın başkenti olan Batum ise son zamanlarda ülkenin parlayan yıldızı konumunda. Karadeniz kıyısında doğayla iç içe olan bu şehre vize almadan ve hatta pasaportsuz sadece nüfus cüzdanıyla girilebiliyor. Gürcistan'da kent uygarlığının gelişmesi 4. yüzyılda başlamış. Batum kentinin geçmişi de Orta Çağ'a kadar gidiyor. Tarih boyunca Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Osmanlı ve Rus akınlarına maruz kalmış. Gürcüler 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmiş, 17. yüzyılda bazı etnik Gürcüler Müslüman olmuş. Batum, 1564'te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlılar tarafından fethedilerek 314 yıl süreyle Lazistan sancağının merkezi olmuş. 1877-1878 arasında süren Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Rusya'nın işgaline uğramış ve Ayastefanos Anlaşmaları'yla şehir Osmanlı'dan Rusya'ya geçmiş. Batum'un gelişmesi 19. yüzyılı buluyor. Azerbaycan'ın Bakü şehrinden Batum limanına kadar uzanan demiryolu o dönemde dünya petrolünün 5'te 1'ini sağlıyordu. Batum 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Gürcistan'ın bir parçası konumunda. Batum'u Karadeniz bölgesinin cazibe merkezine haline dönüştürmeyi amaçlayan Gürcü hükümeti son birkaç yıldır bu konuda çok yoğun çalışıyor. Buradaki inşaatların çoğunu Türk şirketleri yapıyor. Şehrin merkezinde büyük uluslararası otel zincirlerinin kumarhanesi olan dev otellerde yenilerinin eklenmesiyle yakın gelecekte bölgenin Las Vegas'ı olmayı hedefliyor. Deniz kıyısında kurulmuş olan Batum, bir liman kenti özelliği taşıyor. Sahil boyunca denize girilmeyen hiçbir yeri yok. Plajı oldukça taşlı bir yapıya sahip olan sahil şeridi boyunca her yerde denize girilebiliyor. Karadeniz'in hırçın yapısı Batum'da daha sakin bir havaya bürünmüş. Batum'da gezilecek yerler. Batum yenilikçi ve şaşırtıcı olmaktan zevk alan bir şehir. En iyisi yürüyerek gezmek. Şehir merkezindeki plaja paralel uzanan 7 kilometre uzunluğundaki Batum Bulvarı, palmiyeleri, çeşmeleri, heykelleri, parkları, oyun alanları, kafe ve restoranlarıyla oldukça düzenli ve etkileyici bir görünüme sahip. Avrupa şehirlerinin mimarisinin yansıtıldığı şehirde İtalyan mimarisine sahip Piazza Batumi Meydanı, altın renkli Poseidon heykelinin bulunduğu tiyatro meydanı, Avrupa Meydanı şehrin görülmeye değer noktalarından.
Şehrin dikkat çeken mimari yapılarından biri olan astronomik saat, İzmir Saat Kulesi'nin kopyası olan Çaça Tower, 21 metre yüksekliğinde Batum Feneri, büyük dönme dolap Ferris Wheel, 130 metre uzunluğundaki Alfabe Kulesi, bir aşk hikayesine ithafen yapılmış olan Ali Nino heykeli şehirde görülmesi gereken yerlerden bazıları. Thank you.
Batum'da kaldığım yerden çıktım. Şimdi buranın otobüs durağı var. Oraya gidiyorum. Bus station var. Şehirler arası otobüs. Aslında şehirler arası otobüs diyoruz ama bu minibüs. Bizim bildiğimiz minibüslerden.